Asini Sigorta nöbetçi eczaneleri sunar. Asini Sigorta nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün ilk haberleri ekranlarınızda. Vali Gül, amacımız vatandaşımızın yaşam standartını yükseltmek. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'dan Emniyet Müdürü Aydoğan'a teşekkür. Ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Sivas'ta ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısının bu yılki ilk toplantısı gerçekleştirildi. Sivas'ta ilçelere bağlı köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısının bu yılki ilk toplantısı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl sıcak çermik kaplıcalarında düzenlenen 12 toplantının ardından bu yılın ilk muhtarlar toplantısı Yıldızdağ Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi. Suşehri ve Akıncılar muhtarlarının katıldığı toplantıda Vali Davut Gül ve diğer ilgililer muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle ve köy muhtarlarımız Sivas Valiliğimizin düzenlemiş olduğu Sayın Vali'nin birinci oturumda açılış konuşmaları. Programa Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, bölge il ve daire müdürleri, ilçelerin meclis üyeleri katıldı. Sivas Valiliğimizin düzenlemiş olduğu Sayın Valim, Vali Yardımcım, Kaymakamlarım, değerli protokol. Vali Gül, burada yaptığı konuşmada muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek için bir araya geldiklerini ifade ederek İl Özel İdaresi'nin kırsalda bu yıl çok önemli yatırımlar yaptığını söyledi. Ailelerinizle beraber gelmiştiniz. Orada taleplerinizi, sorunlarınızı arkadaşlarımız not etmişti. Bunların bazıları çözüldü, bazıları çözülecek. Bazıları da çözülemeyecek işlerdi. Yine ilçelere geldiğimizde Akıncılar'da sizlerle görüşmüştük. Başka ortamlarda görüşmüştük. Bu sene İl Özel İdaresi'nin özellikle kırsal altyapıda ciddi anlamda yatırımlar oldu.
Devlet Su İşleri'nin il genelinde yaptığı çalışmalara da değinen Gül, Sivas'ın birçok bölgesinde gölet ve baraj yapılması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek Sivas'ın 2023 yılına kadar hak ettiği payı en iyi şekilde alacağını söyledi. Sıkıntı çektiğimiz konuların başında içme suyu geldi. İçme suyunda da özellikle suların, yeraltı suların çekilmesi, yağışların istediğimiz gibi gitmemesi, bütün Türkiye'de olduğu gibi sularda bir azalmaya sebebiyet verdi. Bizim ama bütün muhtarlara söylediğimiz konu şuydu. Sayaçlarımızı taktıktan sonra eğer köyde gerçekten bizim ölçülerimize göre halen su sıkıntısı çekiliyorsa bunu bir şekilde programlayıp getireceğiz. Toplantının sonunda muhtarlara katılım sertifikaları Vali Gül tarafından takdim edildi. Olsunlar. Fatih Yağız, Yasin Ekinci, Bayram Güler. Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas'ı ziyaretinde emniyet güçlerinin fedakar ve özverili çalışmasından dolayı Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas ziyaretinde emniyet güçlerinin fedakar ve özverili çalışmasından dolayı Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı ziyaret ederek teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas ziyaretinde halkın ilgisine değinen Başkan Aydın, programlarda en ufak bir aksaklık olmadı. Keşke şurası da şöyle olsa dediğimiz hiçbir sorunla karşılaşmadık. Her şey çok güzeldi. Bu vesileyle sizin nezdinizde emeği geçen tüm emniyet çalışanlarına teşekkür ediyorum dedi. Evet, oradan sonra da siz bilmiyorum onu fark ettiniz mi? Otobüste geldik ya Lami'ye kadar. Yol güzergahında muhteşem bir bilgi vardı. Gerçi bizimkileri yapacağımızı tahmin ediyorduk ama hava şartları. Evet, Allah yardım etti biraz da. Hava da fena değildi. Çok güzeldi yani, evet. Göre. Ama iyi yetişti, her şey oldu. Evet. Salonun içi kısmen soğuktu ama o kadar da etkilenmedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Aydoğan ise tören alanında ve spor salonunda büyük bir hızla eksikliklerin giderilmesi oldukça önemliydi. Sadece biz emniyet mensupları değil, sizin başında bulunduğunuz Sivas Belediyesi ile diğer kurumlarda özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızı geldiği gibi mutluluk içerisinde uğurlama şerefine nail olduk ifadesini kullandı. 11'den itibaren İstasyon Caddesi ile Atatürk Caddesi trafiği kestirdim. Bunun çok büyük bir yararı oldu. Vatandaşlarımız caddede özgürce yürüyebildiler. Ve akşama kadar da caddede bulundular o sebeple. Doğal olarak hani güzergahlarda bir takım sorunlar çıkmasın, güvenlik tedbirlerinde aksamalar olmasın diye ben her bir programa varış noktasına sizden bir yarım saat 20 dakika önce erişim. Hem yolu kontrol edip hem de gidilen yerdeki çevre tedbirlerini, güvenlik tedbirlerini kontrol ediyorum. Siz çok kısa zamanda şeyi çok iyi toparladınız, stadyum etrafını. Orası çok kötü. Kenti çok iyi süslediniz. Evet, evet, bayraklarla, Cumhurbaşkanımızla, Atatürk'ümüzle. Sivas'ın Suşehir ilçesinde kaymakamlıkta görevli polis memuru eşini öldürüp intihar etti. Sivas'ın Suşehir ilçesinde polis memuru eşini öldürüp intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 08 sıralarında Gönüloğlu Mahallesi Çeçenistan Sokak'ta meydana geldi. Olayda Suşehir Kaymakamlığı'nda görevli polis memuru Oğuzhan Küpeli'nin ikamet ettiği evden silah sesleri yükseldi. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Oğuzhan Küpeli'yi ağır yaralı ve eşi Meryem Küpeli'yi yaralı olarak buldu. Yapılan ilk incelemede ilkokul öğretmeni olan Meryem Küpeli'nin olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Oğuzhan Küpeli Suşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küpeli'nin hayati tehlikesini sürdüğü belirtildi. İlk tespitlere göre polis memurunun eşini öldürüp intihar ettiği düşünülüyor. Çiftin iki çocukları bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türk Ocakları Sivas Şubesi İşbirliği ile Türk Ocakları Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Öz'ün konuşmacı olduğu Efsane ile Gerçek Arasında Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu adlı program düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi Anadolu Selçukluları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türk Ocakları Sivas Şubesi İşbirliği ile Türk Ocakları Genel Başkanı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Öz'ün konuşmacı olduğu Efsane ile Gerçek Arasında Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu adlı program düzenlendi.
Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Selçukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Kaya, merkezin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Profesör Doktor Bozdağ ise Türk Ocakları'nın çalışmaları ile ilgili kısa bir bilgi verdi. Profesör Doktor Bozdoğan, programın düzenlenmesinde destek veren başta rektörümüz olmak üzere genel sekreterimiz ve üniversitemizin yetkililerine teşekkür ediyoruz diye konuştu. Profesör Doktor Bozdağ'ın konuşmasının ardından Türk Ocakları Genel Başkanı Profesör Doktor Öz, Türklerin Anadolu'ya gelişlerine zemin hazırlayan şartları anlattı. Selçukluların 1000 yıl önce Anadolu coğrafyasında bu değişimi başlattıklarını ifade eden Profesör Doktor Öz, daha sonra sunumunu gerçekleştirdi. Türkler çok gezgin bir halk olduğu için tabii ki her zaman bir takım yerlere gidiyorlardı. Benim dediğim başka bir şey. 1000 yıl önce bu toprakların tarihi ve talihi çok esaslı bir dönüşüme uğradı. Neydi o? Selçuklular diye bir devlet ortaya çıktı ve bu Selçuklular Gazneliler ve Karahanlılar gibi iki büyük devletin arasından kendilerine bir çıkış aradılar, yeni topraklar aradılar, geldikleri yerlerden birisi de bu coğrafya. Sunumun sona ermesinden sonra Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ataseven teşekkür belgesi Anadolu Selçuklar Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Kaya ve Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Profesör Doktor Bozdağ'ın Profesör Doktor Mehmet Öz'e çeşitli hediyeler verdiler. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aydın bu kapsamda Atatürk Caddesi esnaflarıyla bir araya geldi. Belediye Başkanı Sami Aydın vatandaşlara yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Çok seviyor. Biz de onu seviyoruz da kaçıyor. Neye kaçıyor? Aya gidiyoruz seçime. İnanır mısınız? Sadece size veriyor. Bu çerçevede Atatürk Caddesi esnafları ile bir araya gelen Aydın, esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hemşerim. Kolay gelsin. Esnaflar ise belediye çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aydın'a teşekkür ettiler. Doğru söylüyorsun. Öyle mi? İyi insan da olsun. Sen de iyisin. Şimdi bir çocuğun atıyorsa cebinde parası da. Doğru. Misal biz... ben geçen geldim Antep'e bana gitti. Geldim saat 3'te. 3-4 tane. Baktım orada çocukların parası. Başkan Aydın ayrıca vatandaşların merak ettikleri soruları da yanıtladı. Çamıyoruz emniyet için. Merhaba. Şöyle bir selam veriyoruz. Var mı bizlerden desteğiniz? Canımın sağlığı. Allah razı olsun. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen 6. Olağan İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Avukat Ziya Şahin, yeni yönetim kuruluyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok değerli misafirlerin katılımlarıyla gerçekleşen 6. Olağan İl Kongresi'nde yeniden il başkanı seçilen Avukat Ziya Şahin, yeni yönetim kurulu ile ilk toplantısını gerçekleştirdi. Biz toplantıda organıdır. 30 kişiyle karar alır, 15 kişiyle uygularız bunu. Şunu baştan söyleyelim. 3. dönem diyelim, 3. yıl yönetim kurulu bir teşkilatı yapmamız. Birinci dönemimizde tabii bunu yaşadık. Bir sonraki toplantı üyelerin kendilerini tanıtmasıyla başladı. Daha sonra konuşan AK Parti Sivas İl Başkanı Avukat Ziya Şahin, kongremize gelen başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 3 genel başkan yardımcımız, bakanlarımız, onun üzerinde milletvekilimiz, dışarıdan gelen belediye başkanlarımız, Sivas ilçe belediye başkanlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, köy teşkilatlarımız, sandık teşkilatlarımız ve Sivas temsilcilerime teşekkür ediyorum.
Zira geldiler, bizi yücelttiler, salonu doldurdular. Salon dışını doldurdular ve çok büyük bir coşku ortaya koydular dedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, beraberinde gelen 3 tane genel başkan yardımcımıza ve 5 tane bakanımıza, ondan fazla milletvekilimize, belediye başkanlarımıza şehir dışından gelen ve Sivas'tan katılan belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, muhtarlarımıza, mahalle teşkilatlarımıza, köy teşkilatlarımıza, sandık teşkilatlarımıza ve Sivaslı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Zira geldiler, bizi yücelttiler, salonu doldurdular, salonun dışını doldurdular, büyük bir izdiham oldu ve çok büyük bir coşku ortaya koydular. Şimdiye kadarki en büyük, en kalabalık ve en coşkulu kongreyi gerçekleştirdik. Hem Sivas adına hem de şu ana kadar bu yıl 6. olağan kongre dönemindeki bütün kongreler adına en coşkulu, en kalabalık kongreyi gerçekleştirdik. 2019 yılında yapılacak seçimlere de değinen İl Başkanı Şahin konuşmasının devamında önümüzde 2019 seçimleri var. 2019 yılındaki bu seçimler ciddi anlamda hayat memat meselesi. Türkiye için ve mazlum milletler için hayat memat meselesi. Zira kalkınma hızımız %5,5, 2023'te kalkınmış 10 ülke arasına girmek istiyoruz dedi. Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019 seçimleri ciddi anlamda hayat memat meselesi. Türkiye için, mazlum milletler için hayat memat meselesi. Zira bakın kalkınma hızımız %5,5, 2023'te kalkınmış 10 ülke arasına girmek istiyoruz ama etrafımız ateş çemberi. Türkiye kalkınmasın, gelişmesin diye her türlü silahlarıyla bize saldırıyorlar. Hem psikolojik, hem siyasi, hem askeri her türlü saldırıyorlar. Ama başta liderimiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında dik duran teşkilatlarımız sayesinde ne yapıyoruz? Ayaktayız, yürümeye devam ediyoruz, kalkınmaya devam ediyoruz. 2019 seçimde bu süreci akamete uğratmak isteyenlere karşı verilecek en güçlü cevaptır. O cevabı da bu kurul verecek. Yani Sivas'ta AK Parti il teşkilatı verecek ve il teşkilatı burada o seçimde hem Cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemli, hem milletvekilliği seçimi çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanlığını aldınız, mecliste çoğunluğu elde edemezseniz bu defa kanunlarla sistem kilitlenir. Aynı şekilde de 2014'te geri kazandığımız Sivas Belediye'mizi ve diğer belediyelerimizi devam ettirmek, milletimize, Sivas'ımıza hizmet etmek çok önemli. Ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ bir süredir tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ bir süredir tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü öğrenilen evli ve 4 çocuk babası Kızıltuğ sabaha karşı vefat etti. Kızıltuğ'un cenazesi bugün saat 14'te Çankaya Oran Pir Sultan Abdal Cemevi'ndeki törenin ardından memleketi Sivas Divriği Mursal Köyü'nde yarın toprağa verilecek. 1944 yılında Mursal Köyü'nde dünyaya gelen Kızıltuğ, 1958 yılından bu yana bağlama çalıyordu. 1969'da Asr-ı Gurbet Harap Etmiş Köyüm isimli ilk planı çıkaran ve bu tarihten itibaren sadece kendi eserlerini seslendiren halk ozanının bugüne kadar 103 plak ve 87 albümü yayınlandı. Zehir doğradım tatlı tatlı aşıma. Yaklaşık 2160 eser üreten Ali Kızıltuğ'un ayrıca Baykuşlara Kalan Köy ve Sorma Efendim isminde iki kitabı bulunuyor. Sivas İl Özel İdaresi Termal Turizm Bölgesi ilan edilen sıcak çermiğin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. Sivas İl Özel İdaresi Termal Turizm Bölgesi ilan edilen sıcak çermiğin içme suyu sorununu çözüme kavuşturdu. İl
İl Özel İdaresi Kalınköy sınırları içerisinde yer alan, büyük yatırımlar yapılan ve yakın gelecekte önemli bir nüfuza sahip turizm alanı olması beklenen termal turizm bölgesinin altyapı ve içme suyu sorununu ortadan kaldırdı. İçme suyu hattında toplamda 16.700 metre boru ile kaptaş, isale hattı, biriktirme deposu ve terfi binası, terfi binası enerji nakil hattı, terfi hattı ve 600 metre küplük içme suyu gömme deposu imalatları yapıldı. İçme suyu şebekesinin büyük bir bölümü tamamlanarak hali hazırda bulunan binaların içme suyu ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca turizm bölgesinde alt kotlardaki ünitelerinde içme suyundan yararlanabilmesi için 150 metre küplük ek depo yapılarak şebeke ikiye bölündü. Bunun yanı sıra 29 adet yangın hidrantı montajı da gerçekleştirildi. Termal turizm bölgesinde büyük bir sorunun çözüldüğünü ve bölgenin ihtiyacı olan suya kavuştuğunu söyleyen Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, her zaman maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, milletvekillerimize, çalışmalarımızı koordine eden Sivas Valimiz Davut Gül'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitim Anabilim Dalı Öğrenci Orkestrası, Beyaz Perdenin Sesi Yeşilçam ve Hollywood'un Unutulmayanları adlı konser düzenledi. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrenci Orkestrası Beyaz Perdenin Sesi Yeşilçam ve Hollywood'un Unutulmayanları adlı konser düzenledi. Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda müziksever katıldı. Konser öncesi konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Aksu, Eğitim Fakültesi olarak bir yıldan beri bu tür programlara özellikle Güzel Sanatlar bölümünün hem resim hem de müzik anabilim dalının her türlü faaliyetlerine destek verdik. Bundan sonra da bu tür faaliyetlere her zaman destek vereceğiz dedi. Bu tür etkinliklere özellikle de Güzel Sanatlar bölümü hem resim hem de müzik eğitimi anabilim dalının yapmış olduğu her türlü faaliyetlere destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve gerçekten de bu tür faaliyetlerin daha da artmasını istiyoruz. Bu anlamda bölümümüzdeki hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Konserden önce konuşan Şef Hasan Noyan, konsere 7 aydır çalıştıklarını söyleyerek içerik olarak Yeşilçam ve Hollywood film müziklerini tercih ettik dedi. İki bölüm halinde sunulan konserde Hollywood filmleri ve Yeşilçam'ın sevilen film müzikleri katılımcıları büyüledi. Sivas'ta Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir evde madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateş tek katlı evi kül etti. Sivas'ta Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir evde madde bağımlılarının ısınmak için yaktığı ateş tek katlı evi kül etti. Yangın saat 3 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde metruk evde meydana geldi. İddiaya göre alkol almak ve uyuşturucu kullanmak için boş bir eve giren kimliği belirlenemeyen şahıslar ısınmak için evin içinde bir ateş yaktı. Bir müddet evde yaktıkları ateşte ısınan şahıslar ateşi söndürmeden evden ayrıldı. Tamam.
Kısa süre sonra evden alevlerin yükselmesiyle mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sivas'ta okul çıkışı evine giderken karşıdan karşıya geçmek için 50 metre gerideki üst geçidi kullanmak istemeyen 8 yaşındaki ilkokul öğrencisine otomobil çarptı. Bacağı kırılan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sivas'ta okul çıkışı evine giderken karşıdan karşıya geçmek için 50 metre gerideki üst geçidi kullanmak istemeyen 8 yaşındaki ilkokul öğrencisine otomobil çarptı. Bacağı kırılan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi alındı. Kaza saat 12.15 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi üzerinden üniversite istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmekte olan ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Yunus Emre K'ya çarptı. Yaralanan öğrenci için çevredeki vatandaşlar polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre K burada tedavi alındı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu, bacağında kırık olduğu öğrenildi. Kaza sırasında olay yerinde olan mahalle halkı, çevrede ilk ve ortaokulların bulunduğunu belirterek sıklıkla kazaların meydana geldiğini söyledi. Mahalle halkı aynı noktada üst geçit olduğunu fakat üst geçidin yaşlılar ve öğrenciler için kullanımının zor olduğunu dile getirerek aynı noktaya trafik ışığı yapılmasını istediler. Ya kasis konması lazım ya lamba konması lazım. Buranın hastanemiz var burada, diş hastanesi. Oradan geçenler var, yaşlılar, sürücüler. Trafik kurallarına hiç riayet etmiyorlar. Burada 100'üyle, 120'yle gidenler var. Karadağ'da düzenlenen Balkan Karate Şampiyonası'nda 15 yaşındaki Sivaslı Oğuzhan'a da altın madalya alarak Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırdı. Balkan Karate Federasyonu Birliği'ne üye ülkelerden ev sahibi ülkenin yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Romanya, Sırbistan ve Slovenya'dan 785 karateci katıldı. Sivas'tan da müsabakaya giden Oğuzhan Ada birincilik kürsüsüne çıkarak Türkiye'yi gururlandırdı. Sivas Sağlık Meslek Lisesi 10. sınıf öğrencisi Oğuzhan Ada, 6 yaşından itibaren yaptığı karate sporunda önce Türkiye'de sonra da Balkanlar'da şampiyon oldu. Avrupa Şampiyonası ön elemelerin yapıldığı Kocaeli'ne gittiğini söyleyen Ada sözlerine şöyle devam etti. 6 yaşımdan beri karate yapıyorum. Yaklaşık 9 yıldır. Karate'de artık bir meslek haline getirdim. Önce Türkiye şampiyonu olduktan sonra hedeflerim büyümeye başladı. Çok şükür, Allah'a şükür Balkan şampiyonu olmayı da başardım. İlk başta Türkiye'de seçme düzenlendi Kocaeli'nde. Avrupa şampiyonası ön elemeleri. Orada tüm rakiplerimi yenerek birinci oldum. Hazırlık maçı olarak Balkan şampiyonasına götürdüler. Orada da Allah'ın izniyle birinci oldum. Balkan şampiyonalığının kendisi için büyük deneyim olduğunu belirten Ada, deneyimlerini Avrupa şampiyonluğunda da kullanacağını söyleyerek şunları kaydetti. Öncelikle başarımda emeği geçen bütün hocalarıma, başta Oğuz Ökten hocam olmak üzere, Seher Keşçi Sungur hocam olmak üzere, okul müdürüm Savaş Korkmaz hocam olmak üzere, tüm hepsine teşekkür ediyorum, aileme, arkadaşlarıma, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, hepsine teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle Avrupa'da da Türkiye adına, Sivas adına birinci olmayı hedefliyorum.
Oğuzhan Adan'ın antrenörü Oğuz Ökten 9 yıl emek verdiklerini, öğrencilerinin başarı merdivenlerinden hızlı adımlarla çıkmasından ötürü büyük sevinç duyduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti. 1976 yılından beri Sivas'ta karate çalıştırıyorum. Sivas'ta karate, tekvando, wushu antrenörlüğü yapanların hepsi benim antrenör, benim yetiştirdiğim insanlar. Onların talebeleri Sivas'ta 1976 yılından beri Uzak Doğu sporlarıyla uğraşıyoruz. Bazı dereceler yaptı. Son yıllarda Türkiye şampiyonluğu, okullar arasında da derecesi var. Türkiye dereceleri var. Ama bir milli takıma girme şansını bugüne kadar yakalayamamıştı. Ama bu sene hamdolsun Kocaeli'nde Aralık ayında yapılan Avrupa seçmelerinde ve bütün rakiplerini yenerek milli takıma girmeyi başardı. Son olarak eklemek istediğim, tabii sporcuların başarıya gidebilmesi için bir takım imkanların olması da gerekiyor. Bizi duyan, dinleyen, ekonomik gücü yerinde olan kardeşlerimizden, sporcularımıza maddi manevi destek olmalarını istiyoruz tabii. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sunar. Sivas Sarraf ve Kuyumcular Derneği ekonomi haberlerini sundu. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.